sözcük. Öterken ölerini arkadaşlar diye tonlayarak seslenen horoz şöyle: bu çocuklar bugün benim bu kulübeden bir an önce, hatta hemen şimdi çıkmamı sağlayabilirler mi? Biraz daha ötsem, biraz daha seslensem, arkadaşlar diye haykırsam biraz daha, ünlesem. Sesim de iyice gitti. Çok kısık. Tavuk gibi çıkıyor namussuz. Gırtlağım iflas etti. Sahibim olacak adam bahçeci. O herkesin pek sevdiği güler yüzlü insan. Bir benim sesime kulaklarını tıkamış gibi. Bahçesine çay içmeye gelenleri, tost yemek isteyenleri, dondurma için tutturan çocukları, menemen yiyecekleri, kahve içecekleri, hepsini daha ilk işaretlerinde cevaplıyor. Hele hesap istediler mi? Bir çırpıda yazıp yetiştiriyor. Ama ben bütün gün doğumundan ta gün batımına, yorgunluktan bayılana kadar ötmeme rağmen duymuyor beni, duymuyor sesimi. Çocuklar, hadi çıkarın beni buradan. Eğer başarabilirseniz, hepinizi gagamla öpeceğim. Topuklarınızdan başlayıp, yumuşak baldırlarınızdan kıçınıza, oradan sırtınıza tırmanıp, omuzlarınıza tüneyeceğim. Ve doğruca kafanızın en tepesine zıplayıp, yanaklarınıza, göz kapaklarınıza gaga 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 öpücüklere boğacağım sizi teker teker. Gaga gaga. İşte yaklaşıyorlar. Ay, ne kadar tatlı şu insan yavruları. Hem boyları da kısa. Tırmanması kolay bunlara. Topuklardan başlamaya bile gerek yok. Bazısı öyle minik ki, bir kanat çırptım mı hop tepesindeyim. Fakat ne kadar da hareketliler melekler, veletler. Ah. Melek veletler. Bence Allah sabır illetini insanoğlunun başına çocuklar yüzünden sarmış olmalı. Ama Allah'ım, İyi ki kanat vermemişsin çocuklara, yoksa uçarlardı. Durmadan uçarlardı. Hiç durmadan.
Bu görünmez kanatlarla bile yakalamak zor. Bir de gerçekten kanatları olsaydı, uçsalardı. Yandıktı. İyi ki buradalar şimdi. İyi ki. Kapıyı açıp beni çıkarsalar ya. Bir daha öteceğim. Bir daha. Durmadılar. Kaçtılar. Ah. Ah. Ya ya ya, hayır, iki tanesi kaldı, konuşuyorlar. Dün gece senin annen miydi ağlayan? Evet. Peki senin baban mıydı bağıran? Evet. Peki sonra ne oldu? Biliyorsun işte, aynı şeyler. Dertleri neymiş? Bilmem. Ben. Beni sevmiyorlar sanırım. Olabilir. Bence de. Sen ne yapıyorsun onlar öyle kavga ettiklerinde? Yorganın altına girip kayboluyorum. Evet, en iyisini yapıyorsun. Biliyor musun, aslında gerçekten kaybolmak istiyorum. Ben de. Kaybolalım mı birlikte? Kaybolalım, ama nereye? İşte şimdi tam zamanı. Ötmeyi durdurup dinlediğim iyi oldu. Hadi oğlum. Sesine kuvvet. Hadi çocuklar. Hadi. Siz buraya. Ben dışarı. Hadi. Duyun beni. Şu kümese saklanalım mı, ne dersin? Horozu salalım, biz saklanalım. Olur. Olmaz mı hiç? Hem de en alası olur. Bu duyduklarıyla öyle bir başladı ki sevinçle uçuşmaya. Öyle bir coştu, öyle bir öttü ki kulübenin tüm savanları diken diken oldu. Selekler titredi, çimenler uykularından sıçradı. Ulu çınarın dalları arasına gizlenmiş tünekte yumurtalar vardı, hepsi çatladı. Kumrular şakıyordu mutlulukla. İki minik oğlan kulübenin kapısını beceriksizce, basit bir şekilde, kararlılıkla açtıkları gibi horozcuk bir hışımla fırladı dışarı. Ve çıldırasıya teşekkür etmeye başladı veletlere. Kulübeye girmek şöyle dursun. Paçaları tutuşarak kaçışmaya başladılar. Horoz da peşlerinde. Minnetini sunmak için var gücüyle koşuyor. Uçuyor. Hızlanıyor. Uçuyor.
koşuyor. Topuklarına gaga, kıçlarına gaga, sırtlarına gaga, omuzlarına gaga, 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 ata, ata. Canhıraş kovalıyordu yavrucakları. Anneler, babalar, mükellef kahvaltılarının sonlandığı bir masadan şimşek gibi fırladılar. Koşmaya başladılar. Ateş gibi çığlıklar saça saça. Yetiştiler imdada. Sabileri kaptıkları gibi kucaklarına, kıçlarına şaplak, 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 vura vura yerlerine döndüler beraberce. Horoz çıldırmışçasına uçuşarak koşuşuyordu. Bahçeci de cadı süpürgesiyle peşinde. Bahçeyi dört döndüler. Horoz da, bahçeci de, nefes nefesi. Ve kümesin kapısına geldiklerinde bitti hikaye. Şaşkın horoz döne döne, öte öte içeri girdi. Sahibi de kapıyı üstüne kapattı, bir güzel kilitledi.